Ekrem İmamoğlu haliyle icraatını anlattı. İcraatına yönelik olarak merkezi hükümetten, Ankara'dan gelen engellemeleri anlattı. En başta da işte o metroların inşası ya da metrobüslerin, otobüslerin satın alınması konusunda engel üzerine engel çıkarıldığını anlattı ve adeta elinin kolunun bağlanmaya çalışıldığını anlattı. Özellikle de bir soru üzerine İstanbul'a niye yeni otobüs ya da metrobüs alınamadığını gayet güzel izah etti. Dedi ki bizim kimseden para istediğimiz yok. Sadece dışarıdan bulduğumuz kredi kaynaklarına onay verilmesi için sadece bir imza bekliyoruz dedi. Kimden? İşte Ulaştırma Bakanı ya da Cumhurbaşkanı'ndan imza çıkacak. O krediler alınacak. Aksi takdirde dedi, aldığımız ve belki de önümüzdeki günlerde yenilerini alacağımız otobüsleri bize çok uzun vadeli borçlarla vermiyorlar dedi. Hani deyim yerindeyse TİKO para, firmalar o parayı alıp sana otobüsü satıyor dedi. Ama uzun vadeli borçlanarak daha fazla otobüs ya da metrobüs almamız için önümüzde böyle engeller çıkarılıyor dedi. Tekrar etti, kamu bankalarından ya da devletten 5 kuruş para almadık, öyle bir talebimiz de yok dedi. Yani o otobüslerin falan satın alınmasıyla ilgili olarak. Su ve ulaşım zamları konusuna da değindi. Yani suya zam yapmaları gerektiğini ancak işte mecliste çoğunluğu elinde bulunan muhalefet partilerinin ya da hani merkezi hükümetteki iktidar partileri ama İstanbul'da ana muhalefeti oluşturan partilerin bunun önünde engel olduğunu, ulaşım zammı konusunda da işte sızlanmaları olduğunu söyledi. Ama Ekrem İmamoğlu tabii bu siyasi meselelerde yani Ankara ile aralarında bizzat Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında yaşanan polemikleri de hatırlattı. Mesela metro açılışları ya da başka tesis açılışları münasebetiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak ya bizim daha önce yaptığımız ya da daha önce başlattığımız eserlere çöküyor şeklindeki o çökme suçlamasına yönelik şöyle bir cevabı vardı Ekrem İmamoğlu'nun, o bölümü dinleyelim. Sultanbeyli 2024'te bitiriyoruz. Yani aslında Sultanbeyli dediğimi Cumhurbaşkanı'nı çöktüler dediği hak. Çöktüm, evet. Çökme işinden anlamam yani. Sayın Cumhurbaşkanı bu çökme lafını çok kullanıyor. Onu herhalde en çok bilen kullanır diye düşünüyorum. Ben çökme işinden anlamam. Tabii ki o cevap da çok ilginç. Yani çöktünüz derken o çökme işlerini onlar daha iyi bilirler şeklinde de bayağı sert bir karşı atış diyelim mukabelede bulundu. Ekrem İmamoğlu ile Süleyman Soylu arasında çok uzun süredir bir polemik var. Hatta hatırlayacaksınız 31 Mart 2019'da yapılan seçimin hemen ertesinde işte o seçime hile karışmıştı, karışmamıştı, bu seçim iptal edilmeli filan diye bir davalaşma söz konusu olmuştu. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun cuma günü belki de karar verilecek olan davasıyla ilgili olarak da başrolde yine Süleyman Soylu var, Sayın İçişleri Bakanı. Hatırlayın hadiseyi. İçişleri Bakanı bu olayla ilgili olarak yani seçimin ertelenmesiyle ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışında yaptığı bir konuşmadaki içeriği suçlayan demecinde ahmak ifadesini kullanması üzerine İmamoğlu da o ifadeyi iade eder tarzda bir karşılık vermişti. Yani esas ahmak seçimi iptal ettilenler yani sizsiniz demeye getirdi. Ama bu laflar alınıp Ekrem İmamoğlu o sözleri Yüksek Seçim Kurulu üyelerine, hakimlere yönelik söylemiş gibi bir iddiayla dava açıldı. İşte o davada devam ediyor. Hatta o davayla ilgili olarak biliyorsunuz işte hakimin görevden alınması ya da değiştirilmesi söylentisi gündeme getirilmişti. Barış Terkoğlu ve Murat Ağrel'in haberlerinden bunu öğrenmiştik. Rivayet o ki hakime mutlaka ceza ver. Mutlaka cezayı öyle bir şiddette ver ki siyasi yasak da peşinden gelsin, o cezadan kaynaklanır bir şekilde ithamlar var. O ithamlarla ilgili henüz bir savunma yapılmadı. Dolayısıyla başka bir yargıçın yargıçlığında devam ediyor o mahkeme. Bakalım cuma günü nasıl karar verilecek, o meselede ayrıntılı bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV'deki röportajında yer aldı. Soylu ile aralarındaki tartışma konusunda yine önemli açıklamalar yaptı. Dün akşamki mülakattan bir de o bölümü dinleyelim. Allah aşkına. Strasbourg'dan bahsettim. Hakime dönünce buraya bir giriş yapmak zorunda başladım. Şimdi bir daha başa döneyim. Ben tabii Avrupa'dan döndüm. Zat-ı muhterem şahsiyet hararetli bir biçimde
hayatı yalanla dolu, iftirayla dolu şahsiyet kalktı bize, sen bizi nasıl yurt dışında şikayet edersin ahmak diyerek bana hakaret etti. Süleyman Soylu. Söylemiyorsunuz ismini. Neden ismini söylemiyorsunuz? Sayın Soylu derim canım, sorun yok. Yani özellikle İçişleri Bakanı. Devlet insanı gibi davranmıyor. Davranmadığı için de ben üzülüyorum. Çünkü o kadar konu var ki böyle anlatabileceğim. Zat-ı muhterem bu hakareti yapıyor ve bana da basın bunu soruyor. Ben de net olarak sözünü iade ediyorum. Hatta diyorum ki yani lafa bakarım laf mı diye, söylenene bakarım adam mı diye diyerek söze başlıyorum. Sonra da seçimi iptal eden sizlerin suçlu olduğunu ifade edecek şekilde dile getiriyorum ve sözü de iade ediyorum kendisine. Zaten sözüm adrese gitmiş ki hakkımda dava açıyor zaten. Ben de onun hakkında dava açıyorum. Yani sözüm adrese gitmiş. Cuma günü İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde o önemli duruşma var. Belki de karar çıkabilir o duruşmada. O duruşmadan nasıl bir karar çıkabileceğine dair, yani mahkum olup siyasi yasaklı konumuna düşüp düşmeyeceğine dair, böyle bir sonuç bekleyip beklemediğine dair de bir soru soruldu Sayın İmamoğlu'na. Açık ve net bir şekilde şu cevabı verdi: ben bu yola, yani siyasete ve başkanlık yarışına ya da bu hizmete helalleşerek çıktım dedi. Her türlü sonucu göze alıyorum ama her türlü sonuçta da mücadeleye varım dedi. 2019 yılında hem 31 Mart'ta hem de tekrarında 23 Haziran seçiminde aldığı zaferi hatırlattı. Yani inşallah böyle bir şey çıkmaz ama çıkarsa da mücadeleme devam edeceğim mealinde bir kararlılık içinde gözüktü Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99. yıl dönümü törenleri sırasında İstanbul'da Üsküdar Meydanı'nda yaptığı konuşma çok konuşulmuştu. Niye konuşulmuştu? Çünkü Ekrem İmamoğlu bazı yorumculara göre orada bir nevi şu Cumhurbaşkanlığı adaylığı, yani siyasette daha üst boyutta mücadele etme yarışında adeta ben de varım şeklinde bir üslup kullandı diye yorumlar yapılmıştı. Bu yoruma ne sebep olmuştu? Hatırlayalım, aslında ben de Twitter'da bunu ima eden bir yorumda bulunmuştum. Daha doğrusu bir gözlem aktarmıştım. Nedir o gözlem? Her şey çok güzel olacak sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele etti ya, o kampanyanın o çok başarılı sloganı da oydu. İmamoğlu bu sefer 29 Ekim konuşmasında o son derece güçlü hazırlanmış metinde 100. yılında Cumhuriyet'in her şeyi yine çok güzel olacak mealinde bir laf kullandı. 100. yılda da her şey çok güzel olacak diye bir laf kullandı. Yani o iddiayı, o sloganı bu kampanyaya da teşmil etme anlamına mı geliyor gibi bir ifade kullanıldı. Şimdi o da soruldu ama yani acaba hani Cumhurbaşkanlığı adaylığında isminiz var mı filan diye İmamoğlu biraz hani etrafından dolaştı o soruların. Ben dedi öyle bir şeyi gündeme getirmiyorum. Ben Altılı Masa'nın ya da Millet İttifakı'nın en çalışkan neferiyim diye cevap verdi. Yani ben Millet İttifakı'nın başarısı için herkesten daha fazla çalışıyorum dedi. Onun dışında adaylık şu bu, öyle meselelere ben girmem dedi. Ve son derece başarılı bir şekilde de o sorunun etrafında dolaştı. Adaylık meselesini tartışmaya yanaşmadı. Lakin dün akşamki röportaj biterken Halk TV'de o röportajın moderatörlüğünü yapan sevgili kardeşimiz İnan Demirel programı kapattı. İmamoğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu o teşekkürü alıp şu laflarla bitireyim diye ilginç bir cümleyle noktayı şöyle koydu. Dinleyelim. Bu arada son cümlemi edeyim. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. 100. yılına gün sayıyoruz. 2 gün sonra atamızın ölüm yıl dönümünde ben hep şunu söylüyorum. Tarihi bir misyonumuz var. Bu ülkenin gerçekten belediye başkanıyla, siyasi lideriyle, milletvekiliyle, gazetecisiyle, herkesle, yani 86 milyon insanıyla 100. yılına dair hepimizin borçlu olduğu süreçlerin içerisindeyiz. Hepimize
sağlıklı borç ödeme yılı diliyorum. Bir. İki, yeni bir yüzyılına da bu cumhuriyeti hazırlama konusunda çok değerli bir motivasyon süreci diliyorum. Her şey çok güzel olacak. İstediğiniz yere yakıştırın. İki anahtar laf var orada. Bir, her şey çok güzel olacak. İki, istediğiniz yere yakıştırın. Yani hani nereye çekerseniz çekin. Adaylık iddiasına mı çekersiniz? Cumhurbaşkanlığına mı çekersiniz? Nereye çekerseniz çekin dedi ki bu son derece önemli bir ima içeriyor şeklinde de yorumlanabilir. Tabii siyasette 24 saat bile çok uzun bir süre, önümüzde haftalar, aylar var daha Millet İttifakı'nın adayını açıklaması için. Ama hani bu sözlerde bir şekilde bir yere not alınmıştır siyasi yorumcular tarafından. Millet İttifakı'nda altılı masada ne olur ya da işte altılı, yedili neyse ne olacaksa olmasa orada neler olur? Kim kimin arkasında saf tutar? O adaylık ihtimalleri ya da o aday toto nasıl gelişir filan onları göreceğiz. Bugünden iddialı bir şey söylemek ya da iddialı bir şekilde asla olmaz demek herhangi bir olasılık için tabii ki yapılmaması gereken bir şey. Siyaset yorumcuları bu lafları da bir yere not alıp o şekilde değerlendireceklerdir diye düşünüyoruz. Herhangi bir imada bulunmak istemiyorum. Aa bak Ekrem İmamoğlu dün akşam adaylığını tekrar açıkladı demek istemiyorum ama bu laflar da yabana atılacak laflar değil. Onu da not almak gerekiyor herhalde.